Merhaba arkadaşlar, 19 numaralı kazanım testinin çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Konumuz Pisagor bağıntısı. İlk sorudan başlayalım. Çevresi 20 cm olan karenin köşegen uzunluğu nedir? Hemen bir kare çizelim. Bunun çevresi 20 cm. Bir kenarı A ise çevre neydi arkadaşlar? 4A. 4A eşittir 20 ise A eşittir ne çıkıyor buradan? 5. Köşegen uzunluğu soruluyor bize. Köşegen dediğimiz karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçası. Şurada bir dik üçgen var. Karenin iç açıları 90 dereceydi. Köşegen uzunluğu o zaman A ile A'nın kareleri toplamının karekökidir. Buraya x diyelim biz. X kare eşittir A kare artı A kare. A'yı 5 bulmuştur. X kare eşittir 5'in karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir 25 artı 25. X kare eşittir 50. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda 25 çarpı 2'dir biliyorsunuz 50. 25 dışarıya 5 olarak çıkar, 2 içeride kalır, 5 kök 2 olur. Cevap B şık. İkinci sorumuz. Bir üçgen verilmiş. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB uzunluğu kök 5 ve BC uzunluğu 2 cm olduğuna göre AC kaç cm'dir? AC bizim 90 derecelik açımızın karşısı, yani hipotenüs. Hipotenüse x diyelim. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Kök 5'in karesi ile 2'nin karesinin toplamı olacak. X kare eşittir kök 5'in karesi kök 25, yani 5. 2'nin karesi 2 kere 2 4. X kare eşittir 9 çıktı. X o halde 9'un karekökü 3'tür. Cevap C şık. Üçüncü sorumuz. Yukarıda doğru parçalarından 3 tanesi uç uca birleştirilerek bir dik üçgen oluşturuluyor. Buna göre verilen doğru parçalarından hangisi bu dik üçgen oluşturulurken kullanılmamıştır? Doğru parçalarına bakıyorum arkadaşlar. 9, 12, 15, 18. Hepsinin arasında 3'er fark var. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı olacak. Aralarında 1'er fark var. Aralarında 3'er fark var. 3 katı. 3 katını aldığınızda 9, 12, 15'i buluyoruz. 9, 12, 15. 18 kullanılmamıştır. Cevap G, H. Dördüncü soru. Koordinat düzleminde M noktası verilmiş. Eksi 3'e 5 noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Hemen koordinat sistemi çizelim. Eksi 3 x ekseni, y ekseni. Eksi 3'e 5. Eksi 3 şurası, 5 şurası olsun. M noktası o halde şurası olacak. Başlangıç noktası dediğimiz orijine olan uzaklığı soruluyor. Yani şu yeşil doğru parçasının uzunluğu. Burada bir dik üçgen görüyorsunuz. Şu uzunluk 3. Şu uzunluk ise şu uzunlukla aynı, yani 5. Bize sorulan yere de x diyelim. X kare eşittir. Şu x de karıştırmayın. X kare eşittir 3 ile 5'in kareleri toplamı. 3'ün karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir 9 artı 25 olacak. 9 ile 25'i topladığınızda ne buluyorsunuz arkadaşlar? 34. X kare 34 ise x eşittir karekök içinde 34. Yani cevap C seçeneği. Beşinci sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgeninde D noktası AB doğru parçası üzerindedir. AD 4, DB 2, DC 7 olduğuna göre AC uzunluğu nedir diye soruluyor. Önce BC uzunluğunu bulmamız lazım ki ABC üçgeninde Pisagor bağıntısını kullanıp AC'yi bulabilelim. Buraya A diyeyim ben, şuraya da X diyeyim. A'yı bulmak için 90 derecenin karesi hipotenüs 7. 7'nin karesi eşittir. Dik kenarlarımız 2 ve A. A kare artı 2'nin karesi. 7'nin karesi 49. 49 eşittir A kare artı 2'nin karesi 4. 4 diğer tarafı eksi olarak geçti. A kare eşittir. 49'dan 4 çıktı. 45. A kareyi 45 bulduk. A'yı bulmamıza gerek yok. Çünkü ABC üçgeninde kuracağımız Pisagor'da yine bize A kare lazım olacak. ABC üçgeninde dik kenarlardan bir tanesi 4 artı 2'den 6. Diğer dik kenarımız ise A'dır. 90 derecenin karşısındaki kenar ise X'tir. O halde 6'nın karesi ile A'nın kareleri toplamı X'in karesine eşit olacak. Yazalım hemen. 6'nın karesi artı a'nın karesi eşittir x kare. 6'nın karesi 36 artı a kareyi ne bulmuştuk arkadaşlar? 45.
eşittir x kare. 36 ile 45'i topladığınızda 81 buluyoruz. 81 eşittir x kare. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda x eşittir 9 bulunuyor. AC uzunluğu 9'dur. Bize de AC soruluyordu. Cevap 9'dur. Bursa. Şekildeki ABC ikizkenar dik üçgen. ABC ikizkenar dik üçgense AB ile BC birbirine eşittir. ECD ise eşkenar üçgen. ECD eşkenar üçgense bu üç kenar da birbirine eşit olmak zorunda. AE 7 verilmiş. AE 7. ED 25. ED 25 ise arkadaşlar diğer kenarlarımızda 25 olacak. Çünkü eşkenar üçgen. Olduğuna göre BC kaçtır denmiş. BC uzunluğu soruluyor. Yani şurası. Şimdi verilenleri mavi kalemimizle aktardık şeklin üzerine. Şurada bir dik üçgen görüyoruz. ACE dik üçgeni. Dik kenarlardan biri 7, hipotenüs ise 25. Özel üçgenlerden 7, 24, 25 üçgenidir arkadaşlar bu. O halde AC uzunluğu 24 olmak zorunda. 7, 24, 25. AC 24 bulunduktan sonra bize sorulan BC'ye x dersek ikizkenar dik üçgendeki Pisagor bağıntımız şu olacak. Dik kenarlarımızın kareleri toplamı x kare artı x kare. 90 derecenin karşısında yani hipotenüsün karesine eşit olacak. 24'ün karesi. X kare ile x kareyi toplarsanız 2x kare eşittir. 24 ile 24 çarpacaksınız. 24 çarpı 24. 2 ile sadeleştirme yapalım. 2'ler gitti. Burası 12 kaldı. X kare eşittir. 12 çarpı 24. 24'ü de 12 çarpı 2 olarak yazalım. Sebebi şu. Karekökünü alacağız. X karenin karekökü x. 12 çarpı 12 çarpı 2 dışarıya çıkarken arkadaşlar 12'lerden biri dışarıya çıkacak. Kök içinde ne kalacak? 2 kalacak. X eşittir 12 kök 2. Yani cevap A şıkkı. 7. soru. Şekilde AD diktir DC. AB diktir AD. AB uzunluğu 4, AD uzunluğu 5, DC uzunluğu 10 olduğuna göre BC kaçtır? Dik bir yamuktan bahsediyor arkadaşlar burada. Hemen böyle bir şekil gördüğümüzde yukarıdan aşağı bir dik çiziyoruz. Burada bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Burası 4 ise burası da 4. Tamamı 10'du, o zaman buraya 6 kaldı. Şurası 5 ise arkadaşlar burası da 5 olacak. Görüyorsunuz burada bir dik üçgen oluştu. Dik kenarları 5 ve 6. Hipotenüs ise BC. Bize sorulan yer. O halde x kare eşittir 5 ile 6'nın kareleri. 5'in karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. X kare eşittir 25 ile 36'yı toplarsanız 61. Karekökünü aldığınızda 61 asal sayı olduğu için dışarıya çıkamaz. X eşittir kök 61. Cevap C şıkkı. Soru 8. Aynı düzlemde bulunan A noktasını B ve C noktalarını uzaklıkları eşit ve 13. A burası, B burası, C burası olsun. A'nın B'ye olan uzaklığı ve C'ye olan uzaklığı eşit. Kaçar santim verilmiş? 13. A noktasının B ve C noktalarını birleştiren doğru parçasını. B ve C noktalarını birleştiren doğru parçası bu. Doğru parçasının orta noktası. Orta noktasını alalım. Şuralar eşit olacak. Noktasının uzaklığı 12. Yani A noktasının şuraya olan uzaklığı 12 verilmiş. Arkadaşlar burada ikizkenar üçgen görüyoruz. İkiz olan kenarlar 13. İnmiş olduğumuz kenar ortaydır. İkiz kenarda kenar ortay ayrıca yüksekliktir demiştik. Dik kenarlardan bir tanesi 12. Hipotenüs 13. Şurada gördüğümüz dik üçgende. Özel üçgenlerden 5, 12, 13 üçgenidir. O halde şurası 5 olmalı. Orta noktası olduğu için şurası da 5 olmalı. B noktasının C noktasına uzaklığı, B noktasının C noktasına uzaklığı 5 artı 5'ten 10 santimetredir. Cevap A şıkkı. Soru 9. Şekilde eş karelerden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir.
AB 20 olduğuna göre AB neresi? Şurası. Dikdörtgen çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. Hemen şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz. AB 90 derecenin karşısında olduğu için hipotenüstür. Burada bir özel üçgen var yine arkadaşlar. Bakın dik kenarlardan bir tanesi 3 kareden oluşuyor. Diğer dik kenarımız ise kaç kareden oluşuyor? 4 kareden oluşuyor. O halde hipotenüs de 5 kare uzunluğunda olmalı. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı. AB uzunluğu 20 demiş. Biz 5 kare uzunluk dedik. O zaman her bir karenin uzunluğu 4 demektir arkadaşlar. Her bir karenin uzunluğu 4 ise çevresini bulurken önce kısa kenarla uzun kenarı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4'ten kısa kenar 20. Uzun kenarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 4'ten uzun kenarımız da 32. O zaman dikdörtgenin çevresi A artı B'nin neydi arkadaşlar? 2 katıydı çevre uzunluğu. 2 çarpı 20 ile 32'yi toplayalım. 20 artı 32 ne yapar? 52 yapar. 2 ile de 52'yi çarptığımızda arkadaşlar dikdörtgen çevresini buluruz. 104. Cevap B şık. 10. soru. Aynı noktadan harekete başlayan iki arkadaştan Elif. Önce bulunduğu noktanın 5 metre kuzeyine. 5 metre kuzeye gittik. Sonra geldiği noktanın 4 metre doğusuna. Geldiği noktanın 4 metre doğusuna. Sevgi ise aynı noktadan başlıyoruz. Sevgi ise bulunduğu noktanın 8 metre batısına. 8 metre batısına. Sonra geldiği noktanın 4 metre güneyine. 4 metre güneyine. Gitmiştir. Buna göre son durumda Elif'in geldiği noktanın Sevgi'nin geldiği noktanın uzaklığı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Birinin geldiği nokta burası. Diğerinin geldiği nokta burası. Bu ikisi arasındaki uzaklığı nasıl bulacağız? Dik üçgen oluşturarak bulacağız. Bakın dik yukarıdan aşağıya ve soldan sağa. Burada bir dik üçgen oluşturdum. Bu dik kenarları nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. Şu uzunluk ile şu uzunluğun toplamı 5 artı 4'ten 9. Şu uzunluğu verir. Dik uzunlukların toplamı dik uzunluk. Yatay uzunluğu bulabilmek için de yatay uzunlukların toplamını bulacağız. 4 ile 8'in toplamı nedir arkadaşlar? 12. 9, 12. 9 ve 12'nin özelliği ne? 3 çarpı 3, 4 çarpı 3. 3 ile 4'ün 3 katı. O halde burası da 5'in 3 katı olacak. 5 kere 3, 15'tir. 3, 4, 5 üçgeninden bulduk. Yine özel üçgenlerden cevap değişik. 11. sorumuz. Koordinat düzleminde A noktası 2'ye eksi 3 noktasının ve 5'e A noktasına uzaklığı 5 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu durumda iki noktanın arasındaki uzaklığı bulurken şuna bakacağız. Birinciler X, ikinciler Y idi. X'ler arasındaki fark bir dik kenar olacak. Birinci dik kenarımız X'ler arasındaki fark olacak. İkinci dik kenarımız ise Y'ler arasındaki fark olacak. Şimdi o zaman şöyle bir dik üçgen çizelim. A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç birim verilmiş? 5 birim. X'ler arasındaki fark birinci X'ler arasındaki fark burası, Y'ler arasındaki fark burası. Dik kenarları verecekse X'ler arasındaki fark belli arkadaşlar. 5'ten 3 çıktı. 5'ten 3 çıktı. 2 çıktı pardon. 3. Dik kenarlardan bir tanesi 3. Diğer dik kenarımız 3, 4, 5 üçgeninden yine özel üçgenlerimizden 3, 4, 5 üçgeninden 4 olacak. 3, 4, 5. Y'ler arasındaki farkın 4 olduğunu bulduk. Yani A ile eksi 3 arasındaki fark 4 olacak. A ile eksi 3 arasındaki fark 4 olacak. O halde
Eksi eksiden dolayı a artı 3 eşittir 4. Artı 3 diğer tarafa eksi olarak geçti. A eşittir 1 olabilir. Peki biz a'nın büyük olduğunu biliyor muyuz da a'dan eksi 3 çıkarttık? Bilmiyoruz. Eksi 3'ten a çıkartabiliriz. Bu durumda da farkın 4 olması lazım. Eksi a diğer tarafa, 4 diğer tarafa geçecek. Eksi 3, 4 bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi a da diğer tarafa artı olarak. Eksi 3, eksi 4 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. A eşittir eksi 7. A eşittir 1, a eşittir eksi 7. İki tane değer aldı. Alabileceği değerler toplamı. 1 ile eksi 7'nin toplamı soruluyor. Zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini vereceğiz. 7'den 1 çıktı. 6. 7'nin işareti eksi. Dolayısıyla cevap eksi 6 Bursa. Geldik 12. sorumuza. Son sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde D ve E noktaları sırasıyla AB ve AC üzerindedir. Şekil üzerinde görülüyor zaten. BD 12. Evet, verilmiş. DA 3 verilmiş. AE 4, AE 4 verilmiş. EC 4 verilmiş. ED 5 verilmiş. Olduğuna göre BC uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar burada bakın ne görüyoruz? 3 4 5 üçgeni. 3 4 5 üçgeni sadece dik üçgende olur. Başka herhangi bir üçgende 3 4 5 üçgeni olmaz. Dolayısıyla A açısı 90 derece. Neden A açısı 90 derece? Peki D değil, E değil. En büyük kenar 5'tir. 5'in karşısındaki açı ise A'dır. Dolayısıyla A 90 derecelik açımız olacak. Hipotenüs 5. O halde A açısı 90 derece. A açısı 90 derece ise ABC üçgeninde dik kenarlardan bir tanesi 4 artı 4'ten 8. Diğeri ise 3 artı 12'den 15. ABC üçgeninde yine özel bir üçgen var. 8, 15, 17 üçgeni diyoruz biz bu üçgene. 8, 15 verilmişse Pisagor bağıntısının özel üçgenlerinden hipotenüs 17 olmalı. BC uzunluğu soruluyor 17. Özel üçgeni bilmiyor isek x diyelim. X'in karesi 8 ile 15'in kareleri toplamı olacak. 8 artı 8'in karesi artı 15'in karesi. X kare eşittir 64 artı 125. 225 pardon. X kare eşittir. 225 ile 64'ü toplarsanız 289. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda x eşittir 17 olarak bulunuyor. Cevap C şıkkı. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Paylaşımlarımızı kaçırmayın.